Birçok öğrencim, hocam netlerim artmayınca strese giriyorum, acayip böyle geriliyorum ve moralim bozuluyor. Moralim bozulduğu için de her geçen gün daha da kötü hale düşüyorum diyorlar. Hocam stresimizi nasıl kontrol altına alırız? Biz stres dediğimiz veya kaygı dediğimiz şey nedir? Birçok öğrencim, hocam netlerim artmayınca strese giriyorum. Acayip böyle geriliyorum ve moralim bozuluyor. Moralim bozulduğu için de her geçen gün daha da kötü hale düşüyorum diyorlar. Hocam stresimizi nasıl kontrol altına alırız? Biz stres dediğimiz veya kaygı dediğimiz şey nedir? Stres ve kaygı bir sınava hazırlanan öğrenciyi en çok etkileyen iki tane faktör. Kaygıdan başlayalım. Bakın kaygı nedir? Beynimizde birçok duygu yaşarız ve duyguların hepsinin beynimizde bir karşılığı vardır. Bir şeyden korkarız, bir şeye sinir oluruz, bir şeye işte aşık oluruz, bir şeyi severiz, bir şeyden nefret ederiz. Beynimizde bir sürü duygu var. Ama kaygı bütün bu duygulardan farklıdır. Çünkü bütün bu duyguların beyinde karşılığı vardır. Ama kaygının beyinde karşılığı yoktur. Beyin için kaygı bir belirsizlik durumudur ve her bir duygu da beynin belli bir bölgesi uyarılırken kaygı durumunda beynin tamamı uyarılıyor ve tamamı harekete geçiriyor ve beyin cevap arıyor. Yani ne? Yani ne? Yani ne demek istiyor? Cevap bulamadığı için de kaygı bizi strese sokuyor. Stres ne demektir? Bir gerilim hali. Ne yapacağı belli değil, ne olacağı belli değil. Allah'ım ne yapacağım? Ne olacak gibi bir gerilim oluşuyor en sonunda ve kaygıdan strese doğru geçiyoruz. Stresten de hiçbir şey yapamamaya doğru geçiyoruz en sonunda. O zaman kaygıdan başlamamız lazım. Kaygıyı somutlaştırmamız lazım. Beyin için somut olmayan bir şeyi somut hale getirirseniz beyin rahatlamaya başlıyor somut olmayan şeyi somut hale getirmek nasıl olacak? Deyin ki sınavdan yapamayacağım, yapabileceğim bunlarla ilgilenmeyin. Şu kadar çalışırsam bu kadar olacak. Şu andaki çalışmama göre 70 net civarında yapacağım TYT'den. Ama biraz daha kendimi toparlarsam 80 civarı yapabilirim. Bak somutlaştırdın. Dünkü denememde 60 net yaptım. Bu benim performansımın altında. Bakın tanımladın. Tanımlamayıp şöyle dersen. 60 net yaptım ya. Kahretsin ya. Bu ne ya? Nereden çıktı bu ya? Dersen tanımsız bıraktın beyin için. Kaygını ve stresini arttırdın. Tanımla. 60 net yaptım benim performansımın altında. Neden 60 yaptım? Beynine cevap ver. De ki biraz heyecan yaptım. Türkçeden matematiğe atladım. Geri döndüm oraya geldim. Aslında böyle yapmamalıydım. Stratejik olarak hata yaptım. Bundan dolayı 60 nette kaldım. Beyin cevap buldu. Lütfen stratejik anlamda cevaplar üretin beyninize. Buraya cevap verirseniz işler kolaylaşıyor. Ama cevap vermezseniz beyin e, yani diyor tamam 60 yaptık moralimiz bozuk. E yapamıyoruz edemiyoruz olmayacak diyor. Ha, beyin diyor ki yapamıyormuşuz. O zaman zaman en sonunda beyin diyor ki yapamıyorsak çalışmaya gerek yok diyor. Bakın nereye getirdi bizi. Sonra hocam motivasyonum yok. Niye yok? Çünkü beyin çalışmaya gerek yok anlamı çıkardı bundan. Beynin dedi ki sen zaten yapamıyorsun dedi. Yapamadığın için çalışmana gerek yok dedi. Birçok insanın, birçok öğrencinin çalışamamasının nedeni nedir? En önemli nedeni yapamayacağına dair inanç geliştirmesidir. İnanç geliştiriyor. Yapamazsın sen diyor. Artık yapabileceğine dair inancı yok. Ve bu inancı kaybettiğiniz zaman motivasyonda yer, yerin dibini görür. Ve ilerleyemezsiniz. Ne yapacağız? Bakın kaygıyı somutlaştırın. Kaygı somutlaştıracak. Yani kaygı kaygı olarak kalmasın. Somutlaştırın. Ben neyden kaygı duyuyorum? Sınavda ya yapamazsam diye. Böyle bir şey yok. Sınavda böyle uzaydan gelmeyecek sorular. Hemen somutlaştırın. Ya biraz zor gelir ya biraz kolay gelir ya orta düzeyde gelir ama bildiğim konulardan gelecek. Sürpriz konular olmayacak. İşte şu anda gördüğüm şu 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 konulardan gelecek zaten sorular. Farkındayım. Buralardan gelecek. Zor gelirse bana zor olursa zaten herkese zor olacak. Kolay olursa da herkese kolay olacak. Herhangi bir problem yok. Benim buradaki tek hedefim sadece ve sadece yapabileceğim en iyi şeyi yapabilmeye odaklanayım. Birçok öğrenci ben bunu söylediğim zaman diyor ki hocam öyle olmuyor işte diyor. Tamam öyle olmadığının farkındayım çünkü zaten psikolojik nedenlerle öyle olmuyor. Kendini güçlü hissedemiyorsun. Zaten onun için bir psikolojik danışman size gelip bunları anlatıyor. Bir matematik öğretmeni de anlatabilirdi size bunları. Ama bir psikolojik danışman anlatıyor. Çünkü olayın psikolojik olduğunun farkındayım. Ama nasıl baş edeceğinizi anlatıyorum. Ve diyorum ki siz eğer tamam ben bununla baş edeceğim, ben bununla uğraşacağım, ben bunu halledebilirim dedikçe halletme ihtimalini ve daha iyi olma ihtimalini arttırıyorsunuz. Ama yapamayacağım, olmuyor, sınav çok kötü, kaygınızı beslediniz, stresinizi beslediniz ne işe yarıyor? Sizi sadece zavallı ben pozisyonuna sokuyor, başka hiçbir işe yaramıyor. Dediğim gibi elinizden geldiği kadar somutlaştırın. Niye 60 net yaptım? 90 yaptın. Nasıl oldu da 90 nete ulaşabildim? Ne oldu? Stratejik olarak ne yaptım? Çünkü beyninize cevaplar verin. 90 yaptım harika, uu, süper dersen yarın öbür gün 50-60 yaptığınız zaman 50-60 yaptım diye üzülürsün bu sefer. Hayır değil. Somutlaştırın. Somutlaştırma kaygınızı ve stresinizi azaltır. 90'a aşırı sevindiğin zaman 60'a da çok gömülürsün. Ne oldu? İkisinde de bir duygu ekledin. Elinizden geldiği kadar duygulardan bağımsız çalışmaya çalışın. Yani 90'da aşırı sevinmenize gerek yok. 90 yaptığınız zaman Hı, ne oldu da 90 yapabildim diye hemen kendinize bakın. Stratejik olarak neleri doğru yaptığınızda 90 oldu. Sadece bunu değerlendirin. 50 yaptığınız zaman da dönün deyin ki neleri yanlış yaptığımda 50 oldu. Bunları dinlerseniz bunların sonuçlarını almaya başlarsınız ama kendinize bahane bulmaya devam ederseniz de diyeceksiniz aman hoca anlatıyor ama olmuyor işte yapamıyorum işte deyip bildiğiniz gibi yolunuza devam edeceksiniz lütfen böyle yapmayın sadece dediklerimi bir hayata geçirmeye çalışın bakalım sonuçları ne olacak.